Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün ne layıka yapacağız, ne psikoloji yapacağız, ne imani ders yapacağız. Gelen sorulara cevap vereceğim. Verdiğim cevapları hoşuma, yani alakadar, diğerleri de alakadar eder diye kaydetmişim. O sorulara cevap. Başlıyorum. Gelen sorular. Ölmeden önce ölünüz. Ne demektir dedi sordu. Çok cevaplarından bir tanesi şu. Yani ahirete gitsen, oradan tekrar dünyaya gelseydin, neler yapardın? Ölsen, gittin, geldin. Ne yapardın? İşte onları yapana ölü denilir. Dünyası ölmüş, ahireti dünyada dirilmiş demektir. Dünyası ölmüş, yani gittin, gördün, geldin. Ne demektir? Ahiret dünyada dirildi. Ölmeden önce ölünüz demek, dünyanın içerisine ahireti diriltmektir. Peki bu mümkün müdür eylemsel itibariyle? Kendinden çıkar, kendini yaşamazsan bu mümkün. Ne demektir? Kendini yaşamayıp, adetlerini, örfünü, taassuplarını vesaire yaşamayıp, sünnet-i seniyi yaşayan ölmeden önce ölmüştür. Kendisini yaşamıyor, bir başkasını yaşıyor. Allah Resulü dünyadayken ahireti yaşıyor, ahiretteyken de dünyayı yaşıyor. Öyle değil mi? Allah Resulü miraca gitmedi mi? Gitti. Gitti gelmedi mi? Geldi. O zaman ne yaptı? O öldü, dirildi. O ne yaşıyorsa ona benzemek ölmeden önce ölmektir. Anladık mı burayı? Yani bu mantık acayip bir mantıktır. Yani Resulullah gitti. Yani diyelim ki ölsen, kabiri görsen, haşri görsen vesaire, cennet cehennemi görsen, tekrar dünyaya gelsen nasıl yaşardın? El cevap. Resulullah gibi yaşardı. Ha, onu yaşamak, sünnet-i seni yaşamak, ölmeden önce ölünüzü yaşamaktır. Dünyası ölmüş, bu insanın ahireti, bak ahireti dünyada dirilmiş demektir. Nefsi arzularını yapmasan, nefis cihetiyle ölmüşsün demektir. Nefsi arzularını yapmasan, nefis ölmüş demektir. Ölen de nefis olacağından, küllü nefsin zayikatül mevt, küllü ruhun denmiyor. Her nefis ölümü tadacaktır, ruh tatmayacak. O zaman nefis istediklerinin yapılmamasıyla ölmüş demektir. O zaman ölmeden önce nefis cihetiyle öleceğinden olacak. Nefsin isteklerini yapmasan nefsin ölmüş demektir. Tamam, bu soruyu geçiyoruz. Sorulara cevap. Abim, delil, hüccet, burhan ne demektir? Risalede geçiyor. En çok ne, hangi risalede geçer bu? Delil, burhan, hüccet. Çok kullanılır. Hangi risalede çok geçer? Orada geçer ama o kitap işaret icazda geçer. Delil, hüccet, burhan orada geçer ama sözler nerede olabilir? En çok 22. sözde geçer. Allah'ın ispatında. Okuyorum. Delil, ilmi olarak ispatlanmış meselelere denilir. Burhan ise o meselelerde Esma-i Hüsna'yı görmektir. Hüccet ise eksel insanların o meselelerde ittifak etmesidir. Misal. Yazıyor musunuz? Bir daha okuyayım ister. Delil, ilmi olarak ispatlanmış meseleler delildir. Burhan ise o meselelerde Esma-i Hüsna'yı görmektir. Hüccet ise ekser insanların o meselede ittifak etmesidir. Misal, su 100 derecede buharlaşır. Öyle mi? Kimse itiraz etmez. Delildir bu.
bu suyu buharlaştıran da Allah'tır dediğimiz zaman Allah'ın esması burhan oluyor. Ekser insanlar buna ittifak edince hüccet olur. Telakiyat-ı amme kabul-ü ümmet hüccet hükmüne geçer 16. lemada. Yani hüccet ne demektir diye örnek veriyoruz. Telakiyat-ı amme kabul-ü ümmet oluyor. Kabul-ü ümmet olan bir şey delil değil, burhan değil, hüccettir. Tamam arkadaşlar? Burada soracağınız bir şey yok. Bunu sordular. Daha çok bunları hanımlar soruyor. Erkekler hepsini biliyor canım. Yani ben mailleri bildiğim için söylüyorum. Erkekler hepsini biliyor. Hiç sorun yok yani. Zaten inanın taassup, kadınlarda taassup görmedim. Yani duymadım yani. Taassup daha çok şeyle erkeklerde olur. Bu sorularda pek onlar bildikleri için sormazlar ya. Bizde daha çok. Şimdi başka bir yer. Sen fitneye sebep olma yeter. Şahsi günahların Allah'a Celle Celaluhu ile kolay halledersin inşallah. Şahsi günahlarını, fitneyi anlatıyorum, istikameti anlatıyorum. Şahsi günahlarından fazla endişe etme. Aa, ne diyorsun ya? Allah ile bir şeyler olur inşallah, ümit ediyoruz. Geçmiş, nurları tanımadan önceki hayatın veya nurları tanıdığın düşe kalka gidiyorsun. Ama ümitsizliğini kesme, sakın özgüvenini mahvetme. Ümitsizliği atan, yeisi atan şeytandır. Ayet-i kerimede bil mana. Allah'tan ümidini kesen kafirlerdir. Ancak kafirler keser. Ümidini kesme. Yani ben sana bir şey çıkış bir şey yapayım. Lemalar 75'te bir iki latife var ki irade ve ihtiyarı da dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. İnsanın irade ve ihtiyarına rağmen korkunç günahların altına sokarlar. Ondan sonra der ki, sokan şeytan der ki, sen kaderin böyleydi. Sen zaten bunu yapamayacak bir adamdın. Boşver bu işlerle karışma. Her çivat abat, vatan gemi yan gider. Ne varsan yap der. Hayır der. Ustad orada diyor ki, bir iki latife var tespit edemedim. Teşhis ettim ama tespit edemedim. İhtiyarı ve iradeyi. İrade ne? Eylem. Unutma. İrade vicdanda olduğu için eylemin kaynağıdır. Daha önce bir ters söylemiştim. Yani ihtiyar. İhtiyar akla bakar kısacası. İrade vicdana aittir. Yani insanı eyleme dönüştüren akıl, his, fiil. Adamın ayaklı kütüphane, buradan ezberleyin. Ayaklı kütüphanedir. Bu bilginin hissi yoksa namazı yoktur. Ama dağdaki ninelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, kafa yok yani bilgi yok. Ama din duygusu var, namaz var. Demek ki eyleme dönüştüren histir. Hutbe-i Şame 75. İnsanı eyleme dönüş, eylemin arkasında his var. Demek ki eylem iradedir. Zaten iradenin vazifesi ibadetullah'tı. İhtiyarın vazifesi düşüncelerdir. Doğru düşünme şeyidir. Tamam mı? Anı yaşar. Anı yaşar. Doğru. Şimdi soruya cevap veriyorum. Sen fitneye sebep olma yeter. Yani cemaatın içine fitne çıkarma. Fitneye alet olma. Duydunsa ağzını bantla. Sus. Duydun mu? Ha? Ya günah başına. Ha bu falan. Ağzını batla kardeşim. Bizimle alakası yok dahi. Ya böyle bir şey duydum. Soran, soruya cevap veren aynı fitnenin içine ateş atandır. Hiç şansı yok. Allah bu şeyde Barla'da söylüyor. Kaçıncı sayfadaydı? 268. Dur bakayım. Allah söylediği için onu şey yapalım. Kim önce bulursa okusun. Bismillahirrahmanirrahim. Levla iz semutumuhu kultu ma yekunu lena en tekelleme bihaza
Subhaneke haza buhtanun azim. Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen. Bak cemaat içinde fitne. Duydunuz mu? Kendimden örnek vereyim. Hasan ne yapıyormuş biliyor musun? Neler yapmış? Buraya ne yapıyormuş? Neler yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Ne demek merdudu şahadet? Şahadeti ebediyen reddedilir. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Zina yapsa tövbesi kabul oluyor. Değil mi? İçki içse tövbesi kabul oluyor. Yalnız işte babasını öldürenin cenazesi kılınmıyor. Babasını öldürenin cenaze namazı kılınmaz. Tövbe dahi etse. Lanetlik galiba. He? Lanetlik o. Lanetleniyor. Bir de bakın cemaat içinde bir kadına, bir erkeğe zina isnat etmek veya iftira yapmak. Tövbe etti ama Allah diyor ki ebedi kabul etmeyiz. Etse bile bu adamın bu iftirayı yapan, iftiranın içinde bulunan, iftirayı bilmeden nakledenin bir, mahkemede şahitliği kabul edilmez, şer'i mahkemede. İki, nikah şahitliği yapamaz. Üç, sözü dinlenilmez. Dört, yalancıdırlar, hükmü verilmiş. Bak ne diyor? Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen kişi merdudu şahadettir. Şahadetleri reddedilmiştir. Niye bak? Nereden çıkıyor? Ebedi şahadetlerini, ezeli demiyor. Ezeli olsa tövbesi kabul olurdu. Ebedi, kıyamete kadar şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Acaba böyle kasfe, yani yalan, iftiraya cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört sayı gösterebilir? Şimdi naklediyorsun birisinin hakkında. Hasan böyle yaptı. Kendimden örnek veriyorum. Peki benim öyle yaptığımı dört kişi gözüyle görmüş mü? Yok. Kim naklediyor? Birisi. O da birisi. An filan. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? He? Bana yaptın o iftirayı. Hakkım helal olsun dahi desem burada o kayıt yok. O adam bunu yapar. Peki bu iftirayı yaptı. Bize bakan şu. Size bakana bakıyorum şimdi. Duydum. Resul. Hasan abi böyle yapıyormuş ya. Öyle mi ya? İftirayı yapmadın. İlk nakleden değil. Ama böylelikle sormak. Resul. Hasan abi ne yapıyormuş? Ya boş ver. Ya merak ettim ya. Sormak, meşgul olmak, onu da içine almış ayet. Bak diyor ki, dört şahidi gözüyle görmüş gösteremeyen, bak, acaba böyle kazve cesaret eden adam, hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Bak şimdi, merak edip soranlar nasıl içine girmiş? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz. Şakı şefe, yani sormayın, konuşmayın, merak etmeyin, gözüyle yani böyle şeylerde şakı şefe etmeyiniz, ne yapın? Bu kapıyı kapayınız demektir. Adam hizmet adına yayıyor bunu. Mesela Hasan'ı efkar rahmeden düşüreceğim, Hasan'ı insanlardan itimadını düşüreceğim diye örnek kendimden veriyorum. İftira yapmaya veya doğru dahi olsa doğru bir şeyi yaysan, doğru olamaz, niçin olamaz? O olayı gören dört kişi olması lazım. Ya bu olabilir mi? Ha, bu sefer ne oluyor? Cemaat içinde fitneye sebep olduğundan cemaatin selameti adına cemaatin kayıpları sana yükleniyor. Onun için ebedi işin şansın yok. Şansın yok. Hiç şansın yok. Sen fitneye sebep olma yeter. Şahsi günahların Allah Celle Celaluhu ile olduğu için kolay olur inşallah. Ama cemaatin fitnenin çıkmasına vesile oldunsa cemaatta
Beni yaratan Allah'a, bana imanı veren Allah'a yemin ederim ki pek şansın yok. Ben korkutmak için demiyorum. Bana imanı veren Allah'a, cemaatin içerisine fitneyi çıkarttın, fitneye sebebiyet verdinse pek şansın yok. Ama benim bildiğimin şeriatın dışında başka Allah sana muamele eder, onu bilmem. Çünkü niye? Cemaatin içerisinde hele bilinen, tanınan, sevilen, onu nereden çıkarıyorsun? Orada anlatıyor. Hele diyor, bu gayrimüteşir ha, biliyor musunuz orayı? O sizde yok. Biliyor musunuz o? Bak. Buraya bakın. Mektup burada. Bu mektubun şeriattaki kavaydı külliyedeki hükmü. Buraya yapıştırdım. Başka bir şey anlatacağım. Bu mektubun devamı, bak burada bitiyor. Görüyor musunuz? Bunun devamı şu, görüyor musunuz? Gayrimunteşir. Gayrimunteşir'de şöyle diye geçiyor. 464. sayfa. Sözler kada, iki sözler kada bende gayrimunteşir var. 464. sayfasında bu mektubun devamına bakın. Hasan'a yapma ile sokaktaki adama yapma arasındaki farka bakın. Diyor ki, tehdidiyle öyleleri münafık gibi ehli imanın hayat içtimaiyelerini böyle inşalarla, inşalar ile ifsat ediyorlar, ifade ediyor. Ve bilhassa böyle gıybet, iyi dinleyin burayı, sokaktaki adamla Hasan aynı mı? Veya sokaktaki bir insanla bir Süleymancılardan, tarikatçı kardeşlerimizden, Mahmud Efendi cemaatinden, Nurculardan tanınan, bilinen, sevilen ve onunla bir derece pamuk ipliği gibi dine sarılan, mesela bazı insanlar vasıtasıyla adamlar gafiller, dine bağlı. Yani pamuk ipliğiyle bağlı tabir ediyorum. Yani kişilerle, kişi varsa yürüyor. Şimdi bu kişilerin dini öğrenme kaynakları diyelim onları. Ve bilhassa böyle gıybet, ehli namus, bir, iki, ehli haysiyet hakkında olsa ve bilhassa ehli ilim hakkında olsa, sırayla çarpıyor, cinayete bakın. Bir, böyle gıybet ehli namus, bu anlatılan gıybetin daha ilerisi. İki, ehli haysiyet, daha ilerisi, ehli namustan daha ileri. Üç, bilhassa ehli ilim hakkında olsa. Dört, bilhassa akıldan hariç, buradan okuyorum bak, yok. Bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, mesela akıldan hariç ne olabilir? Mesela Hasan, Allah göstermesin de kendimle örnek ver. Hasan meyhaneye gitti, içki içti, gayrimeşru hayatı yaptı, sokakta sürünürken bir taksi buldu, arabaya koydu. Ben gördüm, şeye, eve bıraktılar. Ne bileyim yani, akıldan çok tuhaf değil mi? Akıldan yani olur da günah, bir hayatın serüveninde bir şey olur yani, mantığı oyar. Hele hele diyor, akıldan hariç. Mesela Abdullah Yeğin abi 90 küsur yaşında. Aytimur abi 97 mi 98 mi ne? Adam bitmiş, tamam. Ona desen ki, adam işte malı mülkün peşinde, onu çarptı, bunu yaptı, bilmem ne yaptı. Adam 97, adam kalkamıyor. Yani akıldan uzak olması için mübalağalı bir şey örnekler verdim. Bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, mesela akıldan uzak bir şey, bir namuslu bir zat, kendi gayet yakışıklı bir cihette mükemmel ailesine diye devam ediyor. Örnek veriyor üstad. Yani adam yakışıklı bir adam, güzel bir de hanımı var diyor, burada anlatıyor. Ondan sonra yakışıklı karısına diyorsun ki, karısı kocasının farklı başkasıyla. Lan yakışıklı adam, eli ayağı düzgün, gücü kuvveti yerinde. Sen bunu nasıl yapıyorsun diyor. Bunu masum insanlara, ondan sonra kamil insanlara, fazla hele ehli ilim insana, bunu sen nasıl istat ediyorsun, nasıl aklını alıyor? İşte burada anlatıyor, tamam mı? Gayrimüteşir. Ha, peki abi yapan yaptı, sen ahmak mısın ki konuşuyorsun? Abi bizi ayartmadık da sordum Resul. Murat için böyle dediler, ne yani? Ya niye soruyorsun? Niye şakı şekfe yapıyorsun?
Niye şaka şaka yapıyorsun? Niye konuşuyorsun ileri? Konuşan da giriyor. Merak eden de giriyor içine. Allah öyle diyor yani. Kur'an Rüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan diyor hizmetin aleyhine bulunmaktır. Aleyhine bulunmak gibidir diyor. Kolunu adam sağlaya sağlaya Hüsrev abinin aleyhine konuşuyor mesela. Tamam da yani hiç mi vicdanın yok ya? Yani Allah aşkına ya başka bir şey bulamadın mı? Tam da niçin uğraşıyorsun? Sokakta adam yok mu? İsrail yok mu? İsrail'in aleyhinde bulun. Amerika'nın aleyhine bulun. Büyük şeytan İngiltere. Küçük şeytan İsrail. Ahmak Amerika'dır. Büyük şeytan İngiltere'dir. İsrail'den beterdir İsrail'cim. Ondan bulun bak böyle anlat. Ya benimle ne uğraşıyorsun arkadaş? Onunla bununla ne uğraşıyorsun? İşte sordu da abi fitnenin en büyüğü hani gıybet var ki öyle bir fitne var ki katilden eşittir hadiste. Abi neden niye diye de onun için burayı yazdım. Sen fitneye sebep olma yeter. Şahsi günahların Allah ile kolay olur inşallah ama cemaatin fitnesine, fitnenin çıkmasına vesile oldun mu kurtulma şansın hiç yok. O mesuliyeti umumiyeyi affettirmek neredeyse imkansız. Bütün cemaatleri dolaşacaksın. Bütün Müslümanları dolaşacaksın. Hasan hakkında ne duyduğunu, Süleymancılar gideceksin tarika. Beni kimler tanıdı, kimler ulaştı? Benden dolayı istifade edenler vardı. Sen böyle bir fitneyi yaydın. Benden istifade edenler adedince dolaşacaksın. Ben yanlış yaptım Hasan kardeşe, yanlış şey yaptım. Hepsinden özür ve hak dileyeceksin. Bu şey, kul hakkı gitti. Ahmet davası ayrı. Mesela şöyle Ahmet davası biliyor musunuz? Başka bir şey var. Birisi birisini vursa TC'de 15 sene. Adam dese ki vurulanın akrabası. Biz affettik. Devlet diyor ki savcı Ahmet davası var. Ahmet'e taalluk etti. Ha, şimdi ben sana iftira ettim Murat. Sen bana affettin. Tamam kul hakkı bitti. Ama Ahmet davası giriyor. Esma devreye giriyor. Esma. Senin şahsiyeti maneviyene iştirak amali hurriyeden de var diye böyle şahsi manevi. Şahsi manevi var. Senin şahsında gözüken bütün nurcuların şeyi var. Bir de Ahmet davası seni inşa eden Esma'ya tecavüz var. Esma'nın aynı darlığını bozduğum için, senin sistemine bozduğum için psikolojin, senin meydana getiren Esma dava açıyor. Esma dava açıyor. Esma dava açıyor Esma. Biliyor musunuz haşir meydanında Allah bazılarına dava açacak. Ben karşısına dikileceğim diyor. Evet. Mesela yetimin hakkı için Allah Resulü diyor. Allah diyecekmiş ki yetimin hakkını alan zalimin karşısına yetimi koymayacakmış Allah. Allah karşısına duracakmış. Aman ya Rabbi, vallahi tüylerim ürperiyor ya. Yetim belki de abi hakkını helal edebilir orada. Tabii ede ama Allah girdi. Yetimin karşısına yetim değil diyor, ben olacağım diyor. Aman ya Rabbi. Şimdi ben sana bu iftirayı yaptım, cemaatin hangini bozdu. Esma devreye girecek, Hasan çekil diyor. Ama ben affettim, çekil. Sen affedebilirsin kendi şansına. Ama Hasan'ın vücudunu meydana getiren Esma'ya tecavüz ettin. Hükmünü bozdun. Ahengini bozdun. Allah kimsenin başını vermesin. Fitnenin, sen, fitnenin bozguncunun çıkmaması için her şey mevcut ama insan yapıyor. Ya. Sen ol ama cemaata fitne kaynağı sakın olma. Dedim. Sen ol. Fitne mi çıkacak senden dolayı? Allah rızası için senden yalvarıyorum. Başıma çok geçti böyle. Ben böyle bir şey yaptım. Nasıl biliyor musun? Sen de öyle yap diye anlatıyorum. Baktın ki senden dolayı fitne mi çıkacak? Sıkıntı mı olacak cemaat? Allah rızası için yalvarıyorum sana. Hemen kaç git. Bırak orayı. Terk et. Fitneye sebep olma. Senden dolayı cemaat sıkıntı çekerse bu fitnedir. Ama iftira başka bir şey. İftira işte zaten dibi yok bunun. O hiç şansın yok. Kurtulamazsın onu. O kurtuluşun yok. Tövbe mübeyle de olmaz o. Çünkü Ahmet havası var. Bazen de yani şahsi günahların ne tam orada kal kardeşim. Ondan fazla endişe etme yani. Bak. Niye? Allah ile bir şeyler olur ya. Allah hakikaten ammeye geçmedi bu. Bir şey olur. Ya Rabbi düşe kalka işte. Ya namussuzluk yaptık. İşte oldu ya. Ya Rabbi.
Senin şahsınla alakalı. Cemaattan alırsın, şahs-ı maneden alırsın, esmadan alırsın, tamam mı? Resulullah'ın şefaatinden alırsın. Mesela ehli bida. Ehli bida için Allah Resulü diyor ki, ben diyor şefaat-ı mülevisine, mülbisine, reziline, kepaziline, her türlü şey yapanlar şefaatim olacak diyor. Ama ehli bidaya şefaatim yoktur. Zira ehli bida cehennemin köpekleridir diyor. Hadis. Yani dini tamir etme makamında, dini tamir makamında tahripçiler var ya, midesiyle ve uşkurluğuyla dine bağlı internetlerde, televizyonlarda dini bozanlar var ya, onlar mesela. Ve onlardan bir tanesi söyleyeyim, kaderi inkar eden İslamsız oğlu, bayındır, Mustafa, bunlar ehli bidadır, bunlar cehennemin köpekleridir. Ne demek o? Çünkü kaderi inkar ediyorlar. Çünkü hadisi inkar ediyorlar. Hadisi, kaderi inkar ediyor, hadis-i şerifli. Çok rahatlıkla hadis değildir. Bunlar cehennemin tam köpekleri yani. Ne biçim konuşuyorsun Hasan? Allah Resulü'nün hadisini inkar etme cüretini yapana zındıktır desem az bile ya. Sen söyleyene ne bakıyorsun? Adamın icraatına bir bak. Neydi? Ayeti inkar etmek gibidir hadisi inkar etmek. Ayet inkar eden kafir olduğu gibi hadisi inkar eden de kafirdir. Bediüzzaman Hazretleri 27. sözde diyor ki, dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. Mezhepsiz adam dinsiz adamdır. Dinsiz adam kafir adamdır. Bunun lamicimi var mı? A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. Bitti. Yani Hasan bunu nasıl böyle rahat konuşuyor? Ya arkadaş, rahatça hadisi inkar edene niye bu soruyu sormuyorsun? Bu soruyu sorsana. Adam diyor ki bana, iftira ediyorsun. Ya kardeşim keşke iftira etsen, bu realitesi var mı? Bu gerçek. Adam ben dinledim. Biraz önce bak gıybetten konuşuyorum. Ve bu yayına girecek. Gıybetten konuşuyorum. Adam ben bizzat dinledim. Kader inkar ediyor. Allah Resulü'nün hadisini inkar ediyor kafası almadığı için. Allah ben bizzat dinledim. Ya diyor kainatın çekirdeğidir diyor. Diyorlar diyor peygamberimiz için diyor. Ya diyor 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Peygamber anlayışına bak. Bizzat ben dinledim. Ha ne zaman tövbe edecek? Aynı Kur'an'la şahsi işte hususi işlenen günahların tövbesi hususidir. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi de aşikaredir. Hangi yolla günah işledinse aynı yollarla tövbe ettiğini ilan edeceksin. Etmedikçe tövben kabul değil. Mesela içki içtin evde, gizli, ilan etme kardeş, gizli tövbe et. Ama 4 kişiyle mi içtik beraber? Tek tek hepsini dolaşacaksın, Murat, Osman, Fişe falanca. İçki içtik, ben tövbe ettim biliyor musun? Yoksa beraber yaptığımız işriti kendi odamda desem ki ben tövbe ettim, olmuyor. Kim ne yaptı? Görebiliyorsun o insanları mesela. Ölmüşse artık yalvaracaksın işte, o zaman adam gibi adam o. Şimdi sen medya yoluyla kaderi inkar ediyorsun. Medya yoluyla evvel ma halakallaha nurihi benim hadisi Ramuzul Ehadisine Kütüb-i Sitte'de mesela Ustad Bedizan Hazretleri diyor ki Sahih Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir. Tamam. Bak bir daha 27. söz Buruska nasıl giriyor? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar diyor. Mezhepsizlik dinsizliğini ilan etmek için yapıyor. Adamlar zındık. Ha, benim konuştuğum ağır değil, ağır icraat yapıyorlar. Peygamberimizin hadisini inkar ediyorlar. İman esasını inkar ediyor. Tamam? Evet. Devam ediyorum. Bazen de istikameti istikametsizlerden öğreniyorum. Edepsizlerden edebi öğrenen Mevlana gibi. Onları görüp öyle yapmamak gerektiğini anlıyorum. İstikameti ben bazen istikametsizlerden öğreniyorum. Ne demek o? Mevlana demiş ya, edebi diyor edepsizlerden öğrendim. Nasıl öğrenmiş? Onun tersini yapmış. Peki, soruya atıyorum başka soru, şurada sorulara cevap. Vahdetil vücut ile hakikat fark 18. defterin soru cevaplar bunlar defter 201. sayfa bu Vahdetil vücut ile hakikat
İzah ediyorum. Şu kadar bir şey. Kısa. Gerçi risalelerde var. Yani anlamasına kolaylaştırıcı cümleler söylüyorum. Yoksa vahdet-i vücutla hakikat dersini yapacak halim yok. Ama onun takıldığı yerleri yere yardım etsin diye konuşuyorum. Vahdet-i vücutçuların kaynağı yok. Meşhudatları ile giderler. Kendi zanları ile, ihtisasları ile, sunuhatları ile, ilhamatları ile kaynakları kendisi. Edile-i Şeriye'nin usul dininden gitmiyorlar. Usul yok. Ölçüleri yok. Kendi zanları ve meşhudatları. Kaynağı yok. Ellerinde usulü din ulemasının malzemeleri yok. Vahdet-il vücutçuların. Dalgıç gibi ellerine ne gelmişse sorgulamadan, yargılamadan odur derler. Bana bakın. Denize daldınız. Bir hazine dolu bir gemi battı. Adam el yordamı ile gemiye girdi. Bir şey eline geçti. Çıkıyor dışarıya dalgıç. Bütün gemi bununla doludur. Ötekisi de projektörü taktı kafasına. Dalgıç. Oo, kalem var. Kalem gibi var. Bardak gibi de var. Yuvarlak da var. O da var. O da var. Şimdi onlar diyor meşhudatlarına kendilerini ölçü yaptıkları için ellerine ne gelmişse budur dediler. Ehli tahkiklerin ellerinde hem ölçü var hem de mevcudat denen esmanın cilve, cemal, nakış ve sanat zemini ve malzemeleri var. Onlar hakikatçılar, ilmi usulü din ulemasının ölçüleriyle meşhudatlarını, hissiyatlarını, intibahlarını, keşfiyatlarını yargılarlar ve sorgularlar. Uyuyorsa alırlar, uymadıklarını makaslayıp atarlar. Onlar müşahadatlarına tabidirler. Vahdet-il vücutçular. Kendi, bak gözümü kapatıyorum ve yapıyorum size. Bana bakıyor musunuz böyle? Sesim ile değil. Gözünü kapatıyor. Kendi akıl ve kalp meşhudatları, şeyleri, tespitleri, sunuat, tuluat, işaret, rumuzat, ilhamatları neyse ona tabiler. Yani ben bunu İlmi usulü din ulemasının kaidelerine, ölçülerine uyuyor. Mesela biz de uygulayalım bunu. Bir nurcu bir mana tespit ediyor. Tamam, bizim arkadaşlardan var, tahmin ediyorsunuz, isim vermeyin. Değil mi, vakıflardan? Onu tutmasam çoktan uçmuştu mesela. Tespit ediyor bir manayı. Bakıyorum 9. söze zıt. Ve Miraç Risalesi'ne zıt, bildiğim için söylüyorum. Bak kardeş, burası zıt. Abi olamaz. Olmaz kardeş. Senin tespitin külliyatın ruhu kabul edecek. Külliyatın ruhu itmeyecek. Bu yoldan çıkmanın alametleridir, tuzaktır. Tahliye yol gibi oldu. Nereye duracaksın? Mesela misal vereyim. Usta da İsa diyen ahmaklar var. Nur cemaatine yapılabilecek en büyük ihanet ve zulüm. En büyük ihanet. Bak bunlar zaten ustadlarına peygamber. Kardeşim, bunu diyen arkadaşlar boşuna zahmet çekmeyin. Aramıza giren parazit, her yerde girdiği gibi. İslam'ın içine münafık da girmiş, sındık da girmiş, mağdup, dalin yolları da var vesaire. Bu aramıza girmiş, bitmiş, mantar. Parazit yani, parazit. Paradigma yani. Yosun diyebiliriz denizdeyse. Öyle bir... Çünkü ustanın babası belli, annesi belli, elinde tefsir var, ayet yok, bu kadar acayip. Bak ilm-i usulü din uleması ne der? Der ki, peygamberlere tefsir verilmez. Peygamberlere ayet verilir. Risale-i Nur ayet midir? Tefsirdir değil mi? İki, İsa aleyhisselam geldiği zaman ahkamla gelmeyecek, ahkama tabi olacak. Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Mehdi kim, İsa kim o zaman? Ne anlatmaya çalışıyorum? Şu. Nasıl ki vahdet-il vücutçular kendi, bak elime, bana bakın. Vahdet-il vücutlar kendi istibatlarına, tespitlerine, zanlarına, hassalarına, doğmatiklerine, doğmalara var ya, tabi bu budur. Millete böyle derler ve milleti yanlış yollara sevk ederler. Risale-i Nur içinde uyguluyorum. Gözünü kapatmış, külliyatı koymuş.
Bu enfusi derstir. Bu ince bir manadır. Oysa Risale-i Nur men etmiş. Demiş ki Mehdi gelecek. Ustad demiş. Mehdi gelecek demiş. Tamam da anlamadık bunu. Hatta kendisi nerede olacağını da söylüyor. Mehdi'nin olduğu zaman kendisi nerededir? Biz diyor kabirde olacağız. Ve kabirden seyredeceğiz ve Allah'a şükredeceğiz. Ulan bu saratı alıyorsun. Kem leküm sayıyorsun. Bunu siliyorsun. İma ve remzi. Çok çeşitli mana ihtiva eden böyle buna ima derler veya remzi. Sarih olmayan manayı alıyorsun. Onu sarih gibi çıkarıyorsun. Saratı indiriyorsun aşağı. Bu da Risale-i Nur'a yapabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Yani ilmi usulü din, ilmi usulü Risale-i Nur'a tabi olmayanlar böyle şey yaparlar. Vahdet-i vücutçu gibidirler bunlar. Nur'un içine girmiş vahdet-i vücutçulardır. Her meşrette vahdet-i vücut var. Süleymancıların içinde de vahdet-i vücut var. Gözünü kapatmış, böyle ait bana dedi diyor, cemaatine zıt bir şey söylüyor. Veya İslam'a zıt. Nakşi de öyle, Kadiri de öyle, ne bileyim Mahmud Efendi Hazretleri, Nurcular'da da öyle. Her yerde Müslümanların başlarına bela bu tipler. Nedir o? Gözünü kapıyor, ilmi usulü din, yani önündeki şey kitaba bakmayan, kendi zanlarıyla şeyler söylüyor. Mesela adam bir tane zırvalamış geçen radyoda bir tanesi diyor abi. Amel önemli değil diyor, Allah diyor şeylerinize, niyetlerinize bakar diyor. Adam Allah Allah, hiç önemli değilmiş yani, hiç yeri falan yokmuş ameller. Niyetlerinize bak. Ona amel nerede biliyor musun? Şey, niyet nerede geçer? İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyetin olmadığı yerde niyet geçer. Amelin, şey, niyetiniz amelinizde hayırlıdır. Şimdi hangi namaz gelecek şimdi? İkindi. Kılmayalım. Niye? Niyet edelim. Kılarsak basit olur. Niyet amelde hayır olduğuna göre kılmak basittir. Biz ikindiyi niyet ettik. Tamam, eyvallah. Niyet etmek amelde hayır ya. İkindi namazını kılmaktan daha hayırlı iş yaptım. Ne? İkindiye niyet ettim. Niyet etmek amelinde hayırlı değil mi? Arkadaşlar, hadisi şerifi sen mi yorumlayacaksın? Sen ilmi usulü din uleması mısın? Sen muhaddisin misin? Hadis uleması mısın? Arapçayı Türkçeye çeviren elini sağlasın, hadis şerifi tercüme etsin. Böyle bir şey olur mu ya? Arapçayı bilen ya, mesela İmam Azam Efendimiz Arapçayı bilmiyor muydu? En inceliklerine, belagatına kadar yani. Zahirciler ve Vehhabiler belagat ilmi olmadıkları için zahire bakarlar. Mesela itikatta imamımız başka, amelde başka. Niye İmam Azam'a muhaddisin demiyoruz? İmam Şafii muhaddisindir. İmam Azam değildir. Ve ilk Mehdi İmam Şafii'dir. Ama müştehitlerin de anasıdır İmam Azam. Azam yani. Şimdi kardeşim, Arapça bilen adam mesela İmam Azam kalkıp da hadis uleması gibi değil. Hadisi yorumluyor, o ayete göre şey yapıyor. Sen şimdi mealini vermeyi biliyorsun diye bunun sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, mutallağın, sarimi, imamı, remzimi, telmimi nereden biliyorsun bunu? Sen kimsin ya? O ayıp ayrı bir ilim. Miras hukuku, yani hukukta bile bir sürü bölümler var. Miras hukuku ayrı bir ihtisastır, biliyor musunuz? Ders almaya kalktım miras hukukundan, hukuk fukukta. Diyarbakır'a gitmiştim, Allah rahmet etsin. Selahattin Kaplan hocam vardı. Eski Urfa müftüsüydü. İstanbul müftü yardımcılığını da yapmıştı. Ya miras hukukunu alayım dedim, gittim yanına. Dedi yavrum bu ihtisastır dedi ya. 15 20 günlük bir şey değil dedi ya. Bu ihtisastır, bu fıkhın bir dalıdır. Yapma ya, Allah Allah ya. Ben zannettim birkaç günde falan aklımıza güvendik ya, notları alacağız şöyle falan. Ondan sonra harita çizdim, sana lazım olacaklar, bölüşmeyi sana anlatayım yeter dedi. Bir adam öldü, 3 tane karısı var, ondan üvey kızları var, ondan öz çocukları var, amcası var, dayısı var, kardeşi var. Ha, bu öldüğünce kime ne kadar kalır, ben sana onu anlatayım. Ben onda o bir hafta ondan o kadar ders aldım işte. Miras hukuk bambaşka bir davdır ya. Şimdi biraz uzattım gibi ama yani arkadaşlar, Risale-i Nur'daki istinbatlarımız, mana teşhislerimiz ve tespitlerimiz, çıkarımlarımız Risale-i Nur'un ruhu itmemesi lazım. Ne demek o? Sarih ifadeleri bir, rencide etmeyecek. İki, umumi hukuka tecavüz etmeyecek. Üç, söylenildiği zaman Risale-i Nur'un ruhuna zıt gelmeyecek. Misal mesela
Mehdi gelmeyecek diyor. Risale'nin zıt. Ustad İsa'dır. İtikada zıt. İsa gelmeyecek. İtikada zıt. Gelecek. Ayet-i kerimede var. Bitti ya. E sen daha ne çapalıyorsun böyle? Onun için şey yapıyorum. Bunla bu dersleri bu anlattığımız için çünkü bir kısmım çok az bir kısım insan böyle buna diş biliyor. Çünkü meydan bulamıyor ya. Ha, kimi bulamıyor? İyi niyetli olanlar. Aa eyvallah tamam diyor. Bunlar ilim içinde hakikata yol açmışlar. Kim? Hakikatçılar. Umumi bir yol hakikatçıların. Ama vahdet-i vücutçular hususidir. Hastır. Belki diyor ustad kendileri mazur olabilir çünkü kendi haldır. Enfusi tefekkürde bile bir usulleri ve bir kaideleri tabidir. Mesela biz de enfusi tefekkür ediyoruz değil mi? Ama kaidenin dışında yaparsan bidattır ve dalalete götürür seni. Enfusi tefekkürü yaparken usul ilminden ayrılmayacaksın. Usul ilmi şahsi hukuk, umumi hukuk. Nasih ve mensuh. Risale-i Nur'da bu var. Bunu bilmen lazım. Üç. Bu sarih midir? Remzi mi? Mecaz mıdır? Mecazı sarih. Sarihi mecaz yaparsan 27 mahkematta sen ifrat ediyorsun. İfratla dalalete götürüyorsun. Bak enfusi tefekkürde bile bir usulleri ve bir kaidelere tabidirler. Onlar ise ölçüler yani ölçüler insanı kayıtlıyor derler. Mesela vahdet-i vücutçular diyor ki ya diyor ilmi usulü din kaidesi diyor ulemanın getirdiği kaidedir. Ne kaidesi ya Kur'an ve sünnet edile-i şeriden geliyor. Yani tefekkür ederken insanların diyor ölçüleri insanı kayıtlıyormuş. Dolayısıyla dalalet vadilerinde adam gidemiyor. Yani tefekkür ederken doğru olduğunu nereden bileceğiz? Tespitin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Söyle bakayım bana. Hangi ölçüm var senin? Daldın gitti. Öteki alemden haberiniz var mı? Bak koca koca adamlar bu oldu. Konevi Hazretleri, Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur. Ya koca koca adamlar bu oldu. Aristoteles, Sokrates, Eflatun. Onlar yüzde biri kurtulur. Eflatun, Sokrat gibi. Bunlar da öteki de, bunlar da hakkın peşindeydi. Oralar öyle tayfunlar var, öyle tufanlar var ki. Hani duvan var diye ya Rabbi hiçbir Müslüman haseten hiçbir nurcuyu böyle enfusi o gırdaplara ölçüsüz, kaidesiz böyle daldırmayı ya Rabbi nasip etme. Amin ya Rabbi ya. Öyle tufanlar var ki ben biraz yaşadım yani. Bunu yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum ve ruhumdan çıkarak söylüyorum duayı. Allah'ım hiçbir nur talebesini böyle bir vartaya düşürmesin. Böyle kendi istibatlarını, tespitlerini, teşhislerini, keşiflerini Risale-i Nur'un ruhunu reddedecek şekilde kimseye nasip etmesin. Baş belası olur. Ve ayetleri kendilerine göre zorlarlar ve manalandırırlar bunlar. Vahdet-i vücutçular ve tespitlerini ölçü yapmayanlar. Vahdet-i vücutçularla hakikatçıları konuşuyorum. Onlar gözünü ve akıllarını kaparlar. Kimler? Bakayım dinliyor musunuz diye sordum. Vahdet-i vücutçular gözlerini kaparlar ve akıllarını kapartırlar. Kapatmış. Leylim leylim. Ne gelirse Allah ne denk getirmişse. Bunlar tam tersine zemin ve basamak yaparlar. Yani hakikatçılar varlıktan gözünü kapamazlar, varlığı zemin yaparlar ve basamak yaparlar. Bütün makamları. Farka bak. Bir tane şey söyleyeyim. Ya bitireyim de ondan sonra. Onlarınki hususi ve has bir meşreptir. Vahdet-i vücutçuların. Hususi ve hastır. Bunlarınki ise cadde-i kübradır ve umumidir. Mesela bir ara bana da böyle yakışıksız yakıştırma yaptılar böyle. Vah nurun içinde vahdet-i vücutçu. Allah sana insaf versin, akıl versin, izan versin.
Hakkımı helal etmesem ne yapacaksın bilmiyorum. Vahdet-i vücudu kesrette tek vücuttur. Yani kesrette tek vücudu görmektir. Ola benim ilk şeceri hilkatimi görmedin mi? Kesreti vücudu. Ya bütün alemlerin haritasını çıkarmaya vesile olan Allah'ın ikramı. Yani alemleri haritalayan, kesreti vücudu ortaya koyana sen vahdet-i vücut nasıl diyorsun? O zaman sen hiçbir şey bilmiyorsun yani. Hiçbir tarih almayı bile bilmiyorsun ilmi al. Nasıl diyorsun ya? Kesreti vücudu ortaya çıkarana vahdet-i vücut diyorsun. Allah Allah. Hasbunallah benim nekil. Tamam. Gelen manaları neyle tartacak abi? Gelen manaları şey misin? Nur talebesi için mi soruyorsun yoksa bir Müslüman? Nur talebesi açacaksın. Buraya olup olmadığını. İşte bu alemdeki fani şeyler bir netice cennetimizi falan olup olmamak hakiki menba olan Furkan-ı Mubin ve Kur'an-ı Hakim diye söylüyor bak aynı. Neyse ilerim tevafuk etsin. Ne yapacağız buraya bakacağız. Ölçüyü bunu yapacağız. Risale-i Nur reddetmesin yeter. Edildiği şeyi abi mesela. Nurcu böyle. Nurcunun şeyi hasya edilen şerin içinde. Bir Müslüman edile şeri yapacak. Nurcunun edile şeriye müracaat etmesi şey yetmez. Geniş kitap, sünnet, icma, kıyas. Bilmez yani sahası. Çünkü yoğrulmamış. İhtisası olmaz fazla. Zaten Risale'nin hepsi olur. Zaten Risale'nin buradan çıkmış. Kur'an'ın icaz manevisidir. Peki ne yapacak Nurcu? İstibatını, tespitini, teşhisini tam buraya kıyasa çık. İlle Risale onaylaması değil, reddetmemesi lazım. Reddetmesi yeter. Mesela örnek verdim size. Abi ben İsa hakkında şeyi buldum. Ne buldun kardeşim? İsa gelmeyecekmiş. Bir kere itikada zıt, Risale'ne zıt. Sari ifade. Yani mecazı sari, sari'yi mecaz yapmayacaksın. İki, şahsi hukuk, umumi hukuk. Nasi mensu. Abi ilk defa duydum. O zaman sus. Tamam. Başka. Vesvese ait bir başka bir şey var ama orayı yapmayayım. Birkaç tane de soru şey yaptı, birkaç tane soru. Bunlar hepsi soruların cevap ama atlıyorum. Cennet hakkında şey sormuş. Cennetin isimlerini vereyim. Birinci tabaka cennettir. İkinci tabaka cennetün naim. Üçüncü tabaka cennetül adın. Yani ulemalar, bazı ulemalar farklı isimler vermiş. Bak başka yerde farklı şeye rastlarsanız ya böyleydi demeyin çünkü şimdiden söylüyorum farklı var. 4. Cennetül Firdevs. Usta çok kullanır. Ustada göre galiba daha yukarıda. Ama ben ulemadan aldım. Edile-i Şeriye'den aldım bunu. 5. Cennetül Hüsna. 6. Darus Selam. 7. Darul Mukame. 8. Cennetül Meva. Tamam. Şahs-ı maneviyi bir araya gelince sanki düğmeye basılmış gibi hissedersin. Yani şahs-ı manevi ne demektir diye. Mesela koca bir fabrikayı düşünün. Elektrik girdiği zaman nasıl farklı parçaları bir bütüne getiriyor? Bir şahs-ı manevi canlıdır ve ruhludur arkadaşlar. Cinleri düşünün, şeytanları düşünün. Erra habisiyi düşünün. Vücudu var mı atomdan? Böyle vücudu var mı? Yok. Yok. Peki görmüyoruz diye, böyle atomdan vücudu yok diye biz inkar edebilir miyiz? Şahsi manevi de böyledir. Meleklerin vücudu cinsindendir. Melekler nasıl realitedir, gerçektir? Şahsi manevi de canlıdır ve ruhludur. Nur cemaatini o aktifliyor. Ve yalnız değilsin, o devamlı hazır ve nazır. Seni kontrol ediyor, bakıyor. Soru şahsı manevi nedir o muydu? Soru neydi? Soru şahsı manevi nasıl anlayacağız hakikaten? Bir anlayış mıdır yoksa ahirette mi gözükecek? Yoksa dedim bir sebap deposu mudur? Herkes sebabı atıyor orada duruyor. Şöyle bir misal vereyim. Bakın. Kulağımdan
gözümden, burnumdan, dilimden, giydiğim elbise ve dokunduğum şey el. İçeriye giren her şey canlanmıyor mu içerisi? Canlanıyor. Şimdi iyi dinleyin. Aklımdan çıkan, kalbimden çıkan, eylemimden çıkan, ağzımdan çıkan vesaire. O da canlıdır. Ruhumdan çıkan ruhsuz olamaz. Aklımdan çıkan akılsız olamaz. Hayatımdan çıkan hayatsız olamaz. Basar sıfatımdan çıkan basiretsiz olamaz vesaire. Bizden çıkanlar bir yerde değil, her yerde toplanıyor. Yani ruhumdan çıktı, ruhundan çıktı, ruhundan çıktı, ruhundan. Aklından çıktı, aklından çıktı, aklı tefekkür, tamam mı? Tevekkül, teslim, şükür, hamd, evrat, eskar, Kur'an, risale, bu dersler orada toplanıyor. Orası her taraf. Bu işte ruhtan çıkan şey ruhsuz olamaz. Ruh mahluktur. Ruhtan çıkan nasıl mahluk olmaz? Ruh mahluktur. Bu şahs-ı manevi aynen senin ruhun cesedine nasılsa cemaate şahs-ı manevi öyledir. Bir oduna nur nasılsa nur, şahs-ı manevi öyledir. Bir oduna duman nasılsa şeytan böyledir. Tamam mı? Şahs-ı manevi böyle realitesi var. Vücud haricisi var, mahluktur. Devamlı seni kalbine, dimağına basıyor, basıyor. Heyecan veriyor ya, ben şu anda okurken şu anda bastı inan hissediyorum. Yani mesela şöyle nasıl hisseder? Sıcaklık hissedersen hemen bir canlılık olur. O ya biraz fark edin ya. Böyle acayip oluyor yani. Zevk alıyorsun falan. Hem içinde mükemmel ve müthiş güven duygusunu hissettirir sana. Cemaat içinde şahs-ı manevi olduğunu nasıl anlarsın? Şöyle diyorlar bak. Ama bazılarının şahs-ı manevi dışarıya atıyor. Şahs-ı manevi şöyle dışarı atıyor. Bazı geliyor. Ya diyor öyle bir cemaat ki ya boş ver dersi diyor. Ya ben oraya girince acayip güven hissediyorum ya. Böyle bir etkileniyor yani. Kim etkiledi onu? Evet, şahıslardan çıkan enerjinin toplamına şahs-ı manevi deniliyor. Dünya ve ahirette hep beraberdir. Bu şahs-ı maneviden kabirdekiler de istifade ediyor. Gelecektekilerden de biz istifade ediyoruz. Şimdi geçmişten de. Çünkü şahs-ı manevinin geçmiş gelecek hali yok. Bütün zamanlar üstüdür. Peki nasıl anlarsın? Cemaat itibariyle kendini çok güvende ve huzurda hissedersin. Ondan sonra kendinde inşirah olur. Surur olur. Olur. Yalnızlık vahşetinden ünsiyet haletine dönüştürür. Askeriyedeki neferlere bağlayan manevi bir ruh gibidir. Şahsi manevi. Sağ ol. Mesela, rahat. Bütün herkes rahat. Ben söyleyeyim. Olmaz. Hiç kimse rahat olmaz. Yürüteyim. Sağ sol, sağ sol, sağ, sağ. Onlar kemalistler öğretmişler. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sol. Kasten yapmışlar bunu biliyor musun? İşte şaşırıyorsunuz ama askerlik yaptın mı Osman sen? Böyle miydi? Sol, sağ, sol, sağ, sol, sol, sol. Kasten yapmışlar. Sol diye diye vura vura sol sol olun. Sağ sol, sağ sol, sağ, sağ, sağ. Ya her şeyi bilerek yapmışlar. İlkokul çocuk kitaplarında ne yazmışlar? Ali uyu uyu yat uyu. Uyu uyu. Uyusun. Telkin ediliyor. Telkin sihirdir. Elhamdülillah bu hükümet biraz duyarlı da onu kaldırdı yani. Askeriyedeki neferleri birbirine bağlayan manevi bir ruh gibidir şahsi manevi. Fertleri böyle bağlar. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe gibi insanları birbirine sirayet, insiba, inikas oluyor. Ustad diyor ki 3 ayları gelince, Ramazan gelince bir hava şey olmuyor. Nedir o? O 3 aylarının şahsi manevisi. Cemiyeti değiştiriyor, rengi değiştiriyor, 3 aylarda değiştiriyor, Ramazan'da değişiyor, köy değişiyor, ev değişiyor. Bak bir tanesini söyleyeyim size.
Yeni eve girin. Ruhsuzdur. Hiçbir şey yok. Kur'an okuyun, 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 okuyun. Ondan sonra çıkın, başka aile gelsin. Git, aa bu ev başka. Zındıklık, 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 içki içi veya televizyon bombardıman. Gidin o odada, aynı mıdır? Allah'ı nasıl severseniz, yatak odanız bu odaya benziyor mu şu anda? Haleti? Yok yok, hiç fark etmiyor musunuz yani? Ben girdim odada, evlere giriyorum nurculara. Yatak oda, herkese söylüyorum. Yatak odana bak, bir de namaz kıldığın odaya bak. Bak bakalım oradaki atmosfer aynı mı? İşte o şahs-ı manevidir. Onu göstermeye çalışıyorum. Takip cihazı gibidir şahs-ı manevi. Seni takip ediyor. Mesela GPS yok mu? Veya arabalara takip cihazı koyuyorlar. Nereden gittin, nereden gittin? Uydudan tespit ediyorlar ya. Uydudan seni seyretmeye vesiledir. Takip cihazı takılmış. Araba nereye gidiyorsa uydu seni takip ediyor. Öyle değil mi? Uydu şahs-ı manevidir. Sen fert ise takip cihazına benziyorsun. Seni takip ediyor. Takip cihazı veya GPS veya navigasyon gibi iman ve şahs-ı manevinin nazarında ve takibindesin. İman seni takip ediyor. Şahs-ı manevi seni takip ediyor. Abi nasıl takip ediyor? Beni nereden görüyor? Peki cep telefonuyla ağaca çıksan, Bodrum'a gitsen, ne bileyim nereye gidersen git. Yakalanıyor mu, yakalamıyor mu? Şu anda telefonum açık olsa, olsun veya olmasın, önemli değil. Pili takıldıkça, kart takıldıkça, şu anda enlem, boylamım, koordinatım belli mi değil mi? Bunu biliyor. Adam tak bu koordinata bomba atsa beni vurur. Takip cihazı böyledir. Yani buraya takılan şeyler, kart, bunu takip eden uydu düşün. Uydu şeydir, şahs-ı manevidir. Arkadaşlar ne olur, uydu gibi, saksi gibi, bunun gibi varlığı var. Vardır böyle, zan değil, anlayış değil, böyle seziş, his falan değil. Mahluktur. Konuşur sizinle, kızar size, sizi sever, okşar, tokatını yersiniz. Seni bazen ilhamla, bazen fiillerle, bazen de rüyalarla destekliyor o. Beni gösterir rüyada. Ustadı gösterir, peygamberi gösterir aleyhissalatü vesselam, Furkan'ı gösterir. Yani çeşitli sen değer verdiğin kişiler var ya, kime değer veriyor? O simada gelir şahs-ı manevi, mesela beni rüyada görürsün, derim ki Osman yapma onu, böyle karar verme, bunu böyle yap. Kim yapıyor? Şahs-ı manevi yapıyor. Sen de dersin ki vay be abi, abi bu akşam geldi beni ikaz etti. Abinin başka işi yok da sana geldi. Yani ben senin rüyada ben seni ikaz ederken ben o anda yatıyordum. Peki kim geldi? O şahs-ı manevi de ben olduğum için. Peki benim simamda niye geldi? Beni sevdiğimden dolayı o kanalla geldi. Nefret ettiğim bir adamla gelseydi uymayacaksın. Merhametli olduğu için şahs-ı manevi sana merhametle yaklaşıyor. Sevdiğin sima ile geliyor. Cenab-ı Hak peygamberimize Miraç'ta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sesiyle konuştu. Çünkü seslerin sahibi Allah'tır. Niye? Ürkmesin, korkmasın, merhamet olsun diye. Son bir şey okuyordum dedim. Son. Sen kimsin? O kim? Ona cevap veriyorum. Sayfa 212. Sen kimler? Bak sen kimsin? Ölçüye bak şimdi. Peki o kim? Bir daha söylüyorum. Soru şu. Bunu Hasan'a uygula, Osman'a uygula, hoca'a uygula, alime uygula, zalime uygula, başbakan'a uygula, şeytan'a uygula, herkes uygulayın. Şu tatbikatı. Bana soruyor şimdi. Ben kimim? Peki o kim? Ben kimim? O kim? Sorusuna cevap. Sen kimler? Seni kimler seviyor? Sor. Ben kimim ya? Şimdi ara cevap buluyorum. Ben kimim diye soru soruyorum şimdi. Cevap arıyorum. Ben hakikaten nasıl bir adamım? Cevap. Seni kimler seviyor? Kimler sevmiyor? Bak bakalım. Seni kimler seviyor? Kimler sevmiyor? İki. Sen kimlerle berabersin? Senin karşında kimler var? Kimler karşında aldın? Yani senin yanında kimler var?
Sen kimileri karşına aldın? Bir şey demiyorum. Soruya cevap bul. Başka. Sen ne yapıyorsun? Bir. İki. Nelerden kaçınıyorsun? Senin kim olduğunu belirliyor bu soruların cevabı. Bir, iki, üç. Şöyle yapayım. Bir, iki, üç, dört. Beş okuyorum. İnandığın, iddia ettiğini ne kadar yapıyorsun? İnandığını, iddia ettiğini ne kadar yapıyorsun? Kendine sor yani, bana anlatma bunları. Kendine de iddia ettiğim, inandığım şeyleri ben ne kadar yapıyorum? O'yum işte, ben O'yum, o kadarım. Altı, hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalanın var mı? Hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalan var mı? Yani Allah'a yalan söylemektir. Yalan nafsı kafirdir. Yalan ne kadar konuşuyorsan Allah'a o kadar iftira ediyorsun. Vallahi geliyorum. Vallahi bu benim bardağım. Oysa Allah şahit ki bu benim bardağım. Oysa Osman'ın. Bu ne yaptın? Allah'ı yalanında kullandın malzeme. Yani vallahi verdim. Oysa vermedin. Neyi kullandın? Allah şahit ki verdim. Allah yalana şahit olamaz. Bu kafir olur kişi. Bilerek dese. Desem ki Osman senin paranı ben verdim. Vallahi verdim ya sen unutmuşsun. Vallahi demek Allah şahittir. Allah yalana şahit olur mu? Allah yalana alet ettin mi Allah'ın da öyle bir sana çakacak ki feleğini şaşırırsın. Ha evet. Hemen kendim. Evet. O ayette var. Allah adına yalan söylemek. Allah'ın dediğini yalanlayan, demediğini diye söyleyen. 19. mektubun başındaki ayet. Mukaddesatları dünyevi menfaatine alet etti ve ediyor musun? Soruyu sor. Ne yaptı? 7. 8. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetvalar nelerdir? Kendi hayatına ve diğerlerine. Size biraz bakmıyor da bana daha çok bakıyor bu. Yani dini hassasiyeti ve zihniyetinin göstergesiymiş. Bak dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi nedir? İnsanlara söylediğin fetvalar, gösterdiğin yol. O seni tanımlıyor, o da seni gösteriyor, ele veriyor. 8'i okudum. 9. Bunu okuyunca kim hatırına geldi? Hiç düşündün mü? Bir daha okuyayım. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetvalar nelerdir? Bu cümlemi okuyunca kim hatırınıza geldi? Bak, kişinin hassasiyetini ve zihniyetini ve kim olduğunu gösteren göstergelerden bir tanesi de verdiği fetvalardır. Tamam mı? Peki. Siz fetva verdiniz mi? Yok. Öyle bir makamınız yok ki. Sen fetva. Ancak biraz bana sorarlar. Abi caiz mi değil midir? Kurban caiz midir değil midir? Tamam. Şimdi gitti memlekete diyor kesebilirim falan. Ha, benim dindeki hassasiyetim ve zihniyetimi yani dinimi seven koruyan, kayıran mıyım? Neyi gösterir bu? Ne nasıl anlayacak bu adam? Nasıl anlayacağız? Bu adam, bu alim, bu hoca verdiği fetvalarla anlaşılıyor. Bu adamın dini sevip sevmediği fetvalarından anlaşılır. Efendim, 10. Neyin ve kimlerin arkasında koşturuyorsun? Ne okuyor ve neleri seyrediyorsun? Bir daha söyleyeyim. Bunlar İlmi Usulü'nün ulemalarından çıkarttım biraz. Ha, kendime göre seyrediyorsun diye ben şey yaptım. Yani bugünkü uygulamaya dönüştürmeye çalıştım. Bak, neyin
ve kimlerin arkasından koşturuyorsun ve ne okuyorsun ve neleri seyrediyorsun? 11. Psikolojik rahatsızlıkların kesin çözümü sevgi ve sahiplenmektir. Bu 12 değil, vardı 10 taneydi. Bu ayrı. Tamam. 10 tane madde saydık. Bir de okuyayım hızlı ve ders bitti. Hasan abi, en son maddeyi bir de okuyayım. En son maddeyi bir de okuyayım. Neyin ve kimlerin arkasında koşturuyorsun? Ne okuyor ve neleri seyrediyorsun? Bir de okuyorum. Sen kimsin? Yani ben kimim? O kim? Gösterge. Lafı güfraf değil. Artık uçurtmalar uçuruluyor. Bu adam böyledir, bu kötüdür, iyidir. Bir adamı koymuşlar bak oraya. Tamam. Uçuruyorlar, dibine indiriyorlar. Kuyunun dibine indiren var, kuyunun üstüne çıkaran var. Size ölçü. Hangi ölçü? İlmi, usulü, din ulamasından psikolojiye bakan yönü. Amele vesaire özel hayatına değil de benim biraz psikoloji, sosyolojiye bakan tarafını aldım. Ben kimim? Furkan kimdir? Ben kimim? O kim? Ölçü. Bir. Seni kimler seviyor, kimler sevmiyor? Uygulayayım. Allah Resulü'nü Ebu Bekir Sıddık seviyordu, Ebu Cehil sevmiyordu. Beni Risale-i Nur'un şeyle devam edenler, mesela diyelim ki ben laikaları çok seviyorum, uygulamaya çalışıyorum, yapamadığımı da itiraf ediyorum. Tamam, yapamıyorum. Bugün bir tanesine demiştim. Ne demiştim o şeyde? 1985'te kaset eline geçmiş. Ondan sonra dedim ki keşke elime geçse de o kasetleri iptal etsem. O kasi bir kaset. Yani orada ilmi bir şey yani. Eksik söylemişim. Tabii ki eksik olacak. İlim 1985, şimdi 2014. Tamam. Yani anlayışım değişmiş tabii. Ameli itikadi değil. Namazın, abdestin farzları değişmez. Yani mana mertebesi diye söylüyor. Şimdi bir daha yapayım, uzatmayayım. Ben kimim, sen kimsin? Ölçü. Bir, seni kimler seviyor? Kimler sevmiyor? Herkes düşünsün. İki, sen kimlerle berabersin? Kimleri karşına almışsın? Hiç kimse yok mu karşında? Yazıklar olsun sana. Kafirler de mi yok karşında? Üç, sen ne yapıyorsun? Nelerden kaçınıyorsun? Neler yapıyorsun? Nelerden kaçınıyorsun? Bir, risale okuyorum, namaz kılıyorum, namazsızlıktan kaçınıyorum, televizyondan kaçınıyorum, internetten kaçıyorum. Takvasız insanlardan uzak duruyorum. Bir araya geldiğimiz zaman hep olumsuzlukları anlatan insanlardan kaçıyorum. Geçimsiz insanlardan kaçıyorum gibi. Dört. Sen nereye inanıyorsun? Neyi reddediyorsun? Dört. Sen nereye inanıyorsun? Neyi reddediyorsun? Beş. İnandığın, iddia ettiğini ne kadar yapıyorsun? Müslümansın, eylemci misin, alemci misin? Eylemin ne kadar? Sen o kadar adamsın. 6. Hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalanların var mı? Allah'ı yalanına alet ediyor musun, yeminine? Yani başka, orada şu geçiyor. Mesela sen nikahtasın, iki Müslüman arasında ticarette veya şeyde şahitsin. Allah'ın ayetiyle diyor ki şahit olmuşsan ihtiyaç olduğu zaman git. Şahitsin, o şahitliğini doğru yapıyor musun? Yalan söylüyor musun? Şahitlikten kaçıyor musun? Şahitlikten kaçmak da haramdır. Çünkü ayet-i kerimede madem şahit oldunuz söyleyin. Kaçtı bu? 6'ydı. 7. Mukaddesatları dünyevi menfaatine alet etti ve ediyor musun? Risale-i Nur alet ederek insanların parasını alıp çırpıyor musun? İnsan Risale-i Nur alet ederek onları din noktasını aldatıyor musun? 8. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetvaların nelerdir? Şimdi sizde alakası yok. O kimdir? Dini hassasiyetini ve zihniyetini gösteren fetvalarıdır. Dinini kayıran, seven midir? Dinini kayıran,
seven, tam kollayan mıdır? Nasıl anlayacağız? Verdiği fetvalarla. Verdiği fetvalarla odur. O adam odur. En gizli halini fetvalarda gözükür. Bana soru sordular, mail atmışlar. Görmüşsündür. Belki baktın sen. Abi işte çocuğum işte okula gitmek istiyor, ben iş yapmayayım, kız çocuğu. İşte ya liseye devam istiyor, ben istemiyorum, ne dersin? Misal. Hiçbir şey cevap vermedi. Allah'tan korkarım. Olayı da bilmiyorum. Psikolojiler nedir? Tanımam lazım. Gitmese ne olur? Gitse ne olur? Yapıları nedir? Ne bileyim. Niye mesela ben mesela adam bana fetva soruyor. Kendisi dünyevi faiz yiyor. Dünyada rahat edecek karısıyla, kızıyla vesaire. Ondan sonra vaylozlar bana gelecek. Kefenlenince. Ona verdiğim fetvalardan. Enayi miyim ben? Başka? 9. O kimlerden ziyade sen kimsin? Ha, buraya atlamıştık 9'u. O kimlerdir? Bak, o kimlerdirden ziyade sen kimsin? Bu kısaslarla kendini sorguladın mı? Mesela bak, hep bunu diyor, onu bunu sorguladın. Hasan kimdir? Kimleri seviyor? Kimin karşısına aldı? Nelerden kaçınıyor? Ne yapıyor? Ulan bunu yapacağına bir de kendini yapma. Bir de ölçüleri diyor. Kendine uyguluyor musun? Bak. O kimlerden ziyade sen kimsin? Sor. O kimlerdendir? Ondan ziyade sen kimsin? Bu kısaslarla, bu ölçülerle kendini sorguladın mı? 10. Neyin ve kimlerin arkasından koşturuyorsun? Ne okuyorsun ve neleri seyrediyorsun? Cevap oldu bu. Bak, neyin ve kimlerin arkasına koşturuyorsun? Bunu ne gösterir biliyor musun? Bir de okuyayım. Neyin ve kimlerin arkasına koşturuyorsun Resul sen? Sen ne okuyorsan, neleri seyrediyorsan onun arkasındasın. Lafa bakılmaz. Bir cümle bitmiş, bununla alakası yok. Madem buraya konmuş altına, psikolojik rahatsızlıklarınızı kesin çözümü şudur: sevgi ve sahiplenilmektir. Sevmek ve sevildiğini bilmektir. Yani sevmekten daha kıymetlidir sevildiğini bilmek. Mesela kızı seviyorsun, gece gündüzün uykun gitti, onun adına deli oluyorsun. Sevilmediğini söylerse, ben seni sevmiyorum dese intihar ediyorsun. O zaman sevmek, sevildiğini aktif yapmak için. O zaman psikoloji çözümümüz şu: seveceksin ta ki sevilmeyi hak edesin. Sevmeden sevilmeyi isteyemezsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Vermeyene verilmez. Sizinle alakalı bir şey söyleyeyim. İmanınızın kurtulmasını ve garanti altına almanızı istiyorsanız, insanların imanının kurtulması için uğraşın. İnsanların imanının kurtulması için uğraşırken imanınız kurtuluyor. İnsanların imanının kuvvetlenmesi için uğraşırken imanınız kuvvetleniyor. İnsanların doğru yapması için uğraşırken sen doğru yapmaya mecbur oluyorsun. Tamam. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا